bahçesinde bekliyorum. Lütfen. Allah Allah. Buraya koymuştum. Nerede? Nerede bu ya? Buraya koymuştum ben. Günlüğüm yok. Nerede bu? Günlüğüm yok. Ne oluyor ya? Elmas. Sen mi aldın? Neyi? Ne aldım? Günlüğümü. Sen mi aldın? Hay deli misin nesin? Ben ne yapacağım senin günlüğünü be? Haklısın. Sen okumuş olamazsın. Ay Nur, sabah sabah. Liseli kızlar gibi böyle günlük paniği. Yat uyu. Ara. Belki bulursun. İclal olamaz. Yoksa çoktan kıyamet kopardı. Günlüğüm nerede Aytül Hanım? Oh bu şey. Oh. Üstümü bile çıkarmamış. Sabah sabah aklını kaçırdın sen. Bu ne terbiyesizlik? Bana bağırmayın lütfen. Nereye sakladınız beni şimdi? Ne oluyor be? Tamam anlıyorum. Hani kimse okumasın etmesin diye aldınız ama geri vermek zorundasınız onu. Ya sen delirdin mi sabah sabah? Yok diyorum. Allah'ın belası günlüğün bende değil. Ne oluyor anne ya? Sen neyin hesabını soruyorsun ya avaz avaz? İclal Hanım ben annenizle... Ne annemle ne? Sen benim annemden neyin hesabını soruyorsun böyle? He? Hanımefendinin günlüğü kaybolmuş. Hesabını benden soruyor. Düşün şaka gibi. Günlük mü? Günlük öyle mi? Annem. Ne oluyor yine ya? Ay ne oldu? Sabah sabah ya. Yürü yürü. Bu neyin cüreti ya? Biz Aytül Hanım'la konuşuyoruz lütfen. Bakın bakın. Duyun şunu. Bakın Nur Hanım bana ne diyor? Nur Hanım evin hanımına sen otur aşağı konuşma diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İclal Hanım ben... Sen çok küstah ve çok terbiyesiz bir kızsın Nur. Anne. 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 Kime bağırıyorsun anne? Gel kuzum gel hadi biz gidelim. Üstümüzü değiştirelim, yüzümüzü yıkayalım hadi. Bu ne cüret ya? Ya size soruyorum bu nasıl bir terbiyesizlik artık ya? Yiğit nerede? Yiğit Bey. Hay Allah. Burada uyumuş kalmışsınız. Tamam sen yap işini. Hadi. Başüstüne efendim. Bu ne cüret ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Ben artık anlamıyorum ya.
Ay bunlar da bir tuhaflar yani. Hani bu çiftlik böylesini görmedi gerçekten. Biri küvet keyfinde, öbürü günlüğünün derdinde. Artık ne varsa o günlükte. Nazan, karışma sen. Senin günlüğüne başlarım. Senin günlüğüne başlarım. Hemen özür dile annemden. Çabuk! İçler. Ne oluyor burada? Bu kız benim annemi hırsızlıkla suçluyor Yiğit. Güya benim annem bu kızın günlüğünü çalmış. Tamam. Tamam, sakin ol. Bağırmadan konuş. Ya nasıl bağırmayayım ya? Anlamıyor musun sen? Yapılan saygısızlığı göremiyor musun hala? Benim günlüğümün alınması saygısızlık değil ama. Ya bir de cevap veriyor ya. Hadi Nazan, gel biz gidelim. Cevap veriyorum çünkü bu konuda sizinle daha önce konuşmuştuk İcdar Hanım. Ha şimdi beni suçluyorsun yani. Ben çaldım senin günlüğünü, öyle mi? Hayır. Sizin günlüğümü okumadığınızı biliyorum. Ha bak sen. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun benim okumadığımı? Kalk git şimdi bile beni orada mı kontrol et? Belki ben çalmışımdır günlüğünü ha? Günlüğümü anneniz aldı. Bundan eminim ve... Yeter! Yeter, susun! Hadi. Hadi Nur. Odana. İcla sen de odana git. Üstünü falan değiştir. Yiğit bak, bu kız benim annemden özür dilemeden ben hiçbir yere gitmem. Ay tamam. Onun özrü falan lazım değil. Sabah sabah. Şu başıma gelene bir bak. Tamam teyze, sen de sakinleş. Nur sen de. İcla sen de. Nur. Günlüğün bu muydu senin? Nasıl? Nasıl olur? Her yere baktım ben. Nerede buldun sen bunu? Dolabın içinde. Böyle ceketimi alırken gördün. Olamaz. Ben kaç kere baktım her yere. Ne bileyim ben. Nevresimlerin arasındaydı. Düşmüş demek ki. Ha. Sizin konuşacaklarınız uzun galiba. Ben gideyim o zaman. Al. Al işte, nasıl bir devre sırrı varsa buldun günlüğünü. Al. Rahatladın mı? Nasıl olur bilmiyorum. Ben her yere bakmıştım. Ha. Bu ne beni ilgilendirir, ne benim annemi ilgilendirir. Şimdi sen hemen benim annemden özür diliyorsun. Hemen. Nur. Hadi. Özür dile, konu kapansın. Günahınıza girdiysem... Özür dilerim Aytül Hanım. Ya hala günahınıza girdiysem diyor ya. İcla tamam Allah aşkına. El alemin kızının günlüğünün peşine düşecek halim yok. Ama yani bu yaşıma kadar böyle hakaret görmedim ben. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Nur. Hadi odana. Bir dakika ya. Bir tane bakıcının benim anneme yaptığı saygısızlık... Böyle kuru kuru bir özürle mi kapanacak Yiğit? Nur, hadi odana. İclal sen de. Hadi. İclal sen de git, üstünü değiştir. Hayır gitmem. Ben cevabımı alamadım ama. Bir tane bakıcının benim anneme yaptığı saygısızlık, attığı iftira... Böyle kuru kuru özürle kapanacak mı? Bu mu senin adaletin? Ha? Bu mu benim kocamın adaleti? Ah benim saf kızım. Elimiz mahkum değil mi? Elimiz mahkum. Aynayı mı kullanacaksın? Tamam. Bitiyor benim işim. Sen benimle oyun mu oynuyorsun Elmas? Tamam artık bu kadar büyütme. Nur'u da gördün işte, pişman oldu kız. Hem haklı sebepleri de var biliyorsun. Senden şüphelenmesinde kimden şüphelensin? Ben de Yiğit Bey ne zaman karısını savunmaya başlayacak diye merakla bekliyordum.
Aferin oğlum. Hiç şaşırtmadın beni. Teyze. Nur hatasını söyledim, gördüm. Sonra da konuşacağım onunla. Ama sen de biliyorsun. Ona neler yaptın. Şimdi günlüğü kaybolduktan sonra ilk senden şüphe etmesinde kimden etsin? Yani günlük ortaya çıkmasa ilk ben de senden şüphe ederdim açıkçası. Sonuçta kıza neler yaptığın ortada. Hem özür de diledi. Tamam artık, bu kadar ağrına gidecek bir şey yok. Benim ağrıma giden o kızın bana yaptığı terbiyesizlik değil. Kendi evimde bu yaşımda işittiğim azar bile değil. Benim ağrıma giden senin beni ezdirmen. Kaç yaşında kız bana ne laflar etti. Avaz avaz bağırdı. Ama ben mimlenmişim tabii. Yani her türlü saygısızlık bana reva, öyle değil mi? Ben ne yaptıysam kızımın sağlığı için yaptım. Kan kustum, kızılcık şerbeti dedim. Sen ne yaptın? Hep ona destek oldun. Al işte başımıza çıktı. Peki. Konuşacağım Nur'la.